Benim ilk Tiny House videomu çektiğim yerdeyim. Yani kürkçü dükkana geri döndü diyebilir miyiz? Bu küçük evlerin fiyatlarını soruyorsunuz. Özlemle de fiyatlardan bahsediyorsunuz. Bu evde harika detaylar ve harika sürprizler var. Bu arada yakında size çok güzel bir sürprizim olacak. Selamlar arkadaşlar, ben Özlem Akçin. Özlem Keşif'te de diyebiliriz. Tiny House videolarıyla karşınıza gelmeye devam ediyorum. İstanbul Beykoz Polinezköy'de olan Wagon House'dayım. Benim ilk Tiny House videomu çektiğim yerdeyim. Bugün size tanıtacağım ev tam olarak şöyle arkamda, hatta şöyle biraz çaprazımda duruyor, görebiliyor musunuz? Ama burada farklı farklı konseptlerde tasarlanan birçok ev var. Hepsini ufuk fokucundan göstermek istiyorum. Sonrasında yine onlarla ilgili de detaylı videolar hazırlayacağım. Hadi gelin videomuza başlayalım. Değil mi? Ben burayı gerçekten çok seviyorum. Anlatacağım, eve gitmeden önce şurada bir tane gördüm. İçerisinde eşya yok. Şu anda biraz ucundan göstermek istiyorum size o evi. Ev 20 metrekareden oluşuyor ama 30 metrekarelik bir kullanım alanı bulunuyor. Tekerlekli bir ev gördüğünüz gibi. Dışındaki ahşap malzemesini de söyleyecek olursam eğer, buradaki bütün evlerde olduğu gibi bu evde de fin çamı kullanılmış. Bence bir an önce bir evin içerisine girelim. Zaten bu evi çok detaylı gezdirmeyeceğim size. Asıl konumuz diğer ev. Hadi gelin içerisini keşfedelim. Bu evin videosunu çekmek için ve yayınlamak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Çünkü evde çok güzel detaylar var. İçeriye girdiğiniz anda hemen böyle bir açık alan mutfağı bulunuyor. Zaten küçük evlerin hemen hemen hepsinde bu tarz dizayn ediliyor. Mutfak için ayrı bir oda tasarlanmıyor. Mutfakta da kocaman bir pencere yapmışlar. Çok güzel görünüyor. Mutfak dolapları çok fazla kullanılmış. Çok kısaca ben şu loft katları göstermek istiyorum size. Loft katların yüksekliği zaten kısa oluyor. Bu loft kat da o şekilde tasarlanmış. Oraya yatağınızı koyabilirsiniz. Yatak koymak amacıyla tasarlanıyor oralar. Bir de hemen bu tarafa dönelim. Bu tarafa da bir loft kat yapmışlar. Buraya da anladığım kadarıyla bu merdiven aracılığıyla çıkılıyor. Nasıl yapıldığını tam olarak bilmiyorum ama burayla ilgili detaylı videoyu hazırladığımda onu da oraya koyup yukarıya, hatta yukarıya çıkıp göstereceğim size. Bu evin içerisinde eşyalar dizilmiş bir şekilde hayal ediyorum. Gerçekten çok keyifli olacaktır. Bu arada yakında size çok güzel bir sürprizim olacak. Çok heyecanlıyım. İnşallah, umarım gerçekleştirebilirim. Kendi küçük evimi üretmeyi düşünüyorum. Evet. Özlem Keşif'te'nin Tiny House'ı. Umarım yapabilirim. Üretme kısmında size göstermeyi planlıyorum. Siz de beni takip ederek bu evin yapımından sonuna kadar her anımı birebir benimle şahitlik ederek yaşamış olacaksınız. Ah, düşüyordum. Hemen evin bu tarafında bulunan banyoyu göstereceğim size. Burası banyo alanı. Hemen banyo alanının şu tarafında bir duşakabin bulunuyor. Burada gördüğünüz gibi klozet. Şurada da lavabo bulunuyor. Lavabonun yanında da böyle makyajınızı yapabileceğiniz şöyle küçük bir alan bırakmışlar. Lavabonun altında da banyo dolapları bulunuyor. Banyo bu şekilde, gayet ferah, geniş bir banyo. Banyoda bir de böyle havalandırma olması amacıyla küçük bir pencere koymuşlar. Bu evde harika detaylar ve harika sürprizler var. Ama tabii ki ben şu anda bütün detayları size göstermeyeceğim. Bence bir an önce diğer evimizi keşfetmeye geçelim. Your pity, don't need anything from you. You made me someone I'm not. You made me realize what I got. Size tanıtacağım eve geldik. Aslında bu eve ne kadar tiny house denilebilir bilemedim. Çünkü hem ofis hem de mutfak amaçlı tasarlanmış bir ev burası. Ama 17,5 metrekare. Normalde 17,5 metrekarenin içerisinde yaşam kuranlar da var. Ama birazdan evin içerisini göreceksiniz. Dediğim gibi ofis ve mutfak alanı olarak tasarlanmış bir küçük ev burası. Gördüğünüz gibi tekerlekli bir ev. Etrafında şöyle yanında bir veranda bulunmuyor. Önünde küçük bir veranda bulunuyor. Diğer evlerden farkı olarak, siz de görüyorsunuzdur, çok fazla cam kullanılmış. Yan cephesinde de, bu cephede de, aynı zamanda ön tarafında da muazzam derecede cam kullanılmış. Çok fazla cam kullanmalarının amacı da ferah bir küçük ev tasarlamakmış. Hemen bu ürünü göstermek istiyorum size. Aslında ev olarak kullanılmıyor. Bir firmayla anlaşılmış bir bar olarak kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Ama şu detayı anlatmak istiyorum. Aksamları, işte teknik detayları hepsini zaten
zaten kullanılan malzemeleri hepsinin aynı olduğundan dolayı bu gördüğünüz tekerlekli yapı 20 bin kilometre yapmış. Yani 20 bin kilometrenin sonrasında hala bu halde durabiliyor. Oradan siz de kafanızda bir plan proje kurabilirsiniz yani. Ben hemen videomuzun konusu olan bu 17,5 metrekarelik küçük evin detaylarına tekrardan dönmek istiyorum. Hatta bence evin içerisine girip içerisini keşfetmeye başlayalım. Evimize girmeden önce hemen verandayı göstermek istiyorum size. Şu kısmı 1 metre, en kısmı da 2,5 metre olarak tasarlanmış. 1 metre 2,5 metrekarelik olan önünde böyle küçük bir verandası bulunuyor. Tabii bu eve göre tasarlanmış bir çözüm. Siz daha geniş bir bahçeye götürdüğünüzde, daha geniş bir veranda istiyorum dediğinizde yani o şekilde de tasarlatabilirsiniz. Hatta sadece önüne değil şu kısmına, yan tarafına da böyle geniş bir veranda tasarlatıp yaşayabilirsiniz. Yaptık. Sizin de gördüğünüz gibi çok geniş, çok havadar bir ev. Evin ortasında şöyle kocaman bir masa bulunuyor. Çünkü bu ev aslında ofis ve mutfak amaçlı tasarlanmış bir ev. Bu kısmı ve masayı ofis malzemesi olarak kullanıyorlar. Yani üzerine işte bilgisayarlarını koyup burada toplantılar yapıyorlarmış. Eve giriş yapar yapmaz hemen böyle bir odun sobası bizi karşılıyor. İçerisi gerçekten çok sıcak. Çok da dışarıda da müthiş bir güneş var ama Aralık ayında olduğumuzdan dolayı hafiften bir de soğuk var. İçerisi o yüzden soba yandığından dolayı şu anda çok keyifli. Ben keşke yanımda kestane getirseydim. O kadar fazla pencere var ki evde. Hepsi de boydan, bakar mısınız? Ve hepsi de açılıyor. Buradan bu şekilde açabiliyorsunuz. Çok da rahat bir şekilde açılıyor. Sürgülü hepsi. Şu pencere de açılıyor. Aynı zamanda şurayı göstermek istiyorum size. Bunun ikisi de açılıyor çünkü. O yüzden bunu göstermek istiyorum. Bir tanesi bu. Bir tanesi de bu. Buradan böyle yani şu kısma eğer ki bir veranda yaparsanız oraya da bir masa sandalye buradan rahatlıkla verandaya çıkabilirsiniz diye düşünüyorum. Kafamda böyle planlıyorum ben. Vagon House bütün ürünlerinde olduğu gibi bu evde de termolanmış yani fırınlanmış fin çamı kullanmış. Yüksekliğine de değinecek olursam eğer şu en uzun yani en yüksek kısmı 2.80, en alçak kısmı da 2.40. Sizin de gördüğünüz gibi çatı kısmında hafif bir eğim bulunuyor. 2.80'den 2.40'a kadar inen. Yukarıdaki eğimin sebebi ise yağmur sularının çatıda durmamasını sağlamak. Evde çok fazla cam kullanıldığından bahsettim ya, işte bazen çok fazla aydınlık oluyor ve bazen o güneşi çok fazla istemeyebiliyoruz evin içerisinde. Böyle bir çözüm oluşturmuşlar. Stor perde bulunuyor evin bütün pencerelerinde. Bu arada bütün camlarda ısı cam konfor çift katmanlı cam kullanılmış. Bu da içerideki sıcak soğuk dengesini güzel bir şekilde oluşturuyor. Mesela ben geldiğimde soba yanıyordu, şu anda yanmıyor. İçerisi gayet sıcak, ben kazakla yandım hatta. Evin diğer tarafına geçecek olursak eğer burada böyle gördüğünüz gibi bir mutfak alanı bulunuyor. Hemen şu detayı göstermek istiyorum size. Benim en hoşuma giden detay ve aslında yurt dışındaki tiny house videolarında görüyordum. İlk defa da yakından gördüğüm bir detay. Bakar mısınız? Şu tezgahı bu şekilde çekiyorsunuz. Burada musluğun altında böyle seramik bir ev ortaya çıkıyor. Eğer burayı kullanmadığınız zamanlarda da bunu böyle yerine itiyorsunuz. Tezgah şeklinde kullanabiliyorsunuz. Mutfaktaki dolaplarda evin iç duvarlarının renginde olduğu gibi beyaz kullanılmış. Renk bütünlüğü çok güzel sağlanmış. Ben zaten beyaz ve böyle krem rengi tonlarını çok seviyorum. Evi zaten pencereler havadar göstermiş. Renk de ekstra buna destek sağlamış. Ev gayet havadar görünüyor. Mutfak dolaplarının içerisine şöyle ucundan bakacak olursak eğer burada böyle küçük mini bir buzdolabı bulunuyor. Hemen evinin alt tarafındaki dolapta da musluk gideri bulunuyor. Aynı zamanda da işte çeşitli malzemelerinizi, deterjan gibi malzemelerinizi koyabilirsiniz. Böyle hafif derin olan bir çekmece en altta olmak üzere burada 3 tane de çekmece bulunuyor. Bunlar içerisi tamamen sizin kişisel tercihlerinize, kişisel kullanımlarınıza göre döşeyeceğiniz detaylar. Hemen bu sağ taraftaki dolabı da çöp kovasında koydukları bir dolap olarak değerlendirmişler. Mutfaktaki yine en hoşuma giden diğer detayı size göstermek istiyorum. Musluğun arkasında bulunan hiç de küçük olmayan pencere detayı.
Bu arada Wagon House'daki bütün evler modüler. Yani kendi isteğinize göre tasarlatabilirsiniz. Gelin buraya Cem Bey'le tanışın. Nasıl bir ev istediğinizden, hayalinizden bahsedin. Hep birlikte oluşturun. Bu arada bütün videolarımda soruyorsunuz. Özlem, bize bu küçük evleri tanıtıyorsun ama bize fiyattan haber ver diyorsunuz. Ben de açıkçası bütün videolarımda fiyata değinmiyorum. Ama bundan yaklaşık bir saat kadar önce Cem Bey'le mükemmel bir video hazırladık. Muhtemelen bu video yayınlandığında o video yayınlanmış olacak. Hemen şuraya ekliyorum. O videoyu izleyebilirsiniz. Cem Bey ile birlikte tiny house'larla alakalı sizden gelen soruları cevapladık. O soruların içerisinde de fiyat ortalamaları bulunuyor. O videoyu mutlaka ki izleyin. Hemen elektrik su sistemine de son olarak değinecek olursam, bu evde de bütün evlerde olduğu gibi elektrik ve su sistemi hazır bir şekilde size geliyor. Yani sizin aslında bu elektrik ve su sistemi işlemlerini, arazinizdeki işlemleri halletmiş olmanız gerekiyor ki direkt bu eve bağlayabilin. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Çok enerjik, çok güzel olduğunu düşünüyorum. Yorumlar kısmına istediğiniz her şeyi yazın. Evlerle ilgili sorularınızı yazın. Bana fikirlerinizden bahsedin. Özlem şöyledir, böyledir. Her detayı yazın. Ben yorumlarınızı ilgiyle okuyorum arkadaşlar. Bir sonraki Tiny House videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.